yatmadan evvel, içinizde soruyorum, yatmadan evvel, yatağa girip de uzanmadan evvel o günün muhasebesini yapan kaç kişi var? Bugün akşam oldu, yatacaksın, yatmadan evvel sünnet-i Muhammediye'ye göre, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine ittibaen yatmadan evvel güneşin doğuşundan batışına kadar geçen o günlük ömrümüzü, günlük ömür, haftalık var, aylık var, yıl ve günlük ömrümüz var. Bir mahalle bakkalı akşam bakkalını kapatırken bir muhasebe yapmıyor mu? Ne aldım, ne verdim, ne geldi, ne gitti? Bir Müslüman da yatağa girip yatmadan evvel o günkü geçirdiği saatlerin nasıl, hangi yolda, hangi uğurda, hangi manada gününü geçirdiğinin muhasebesini yapmadan yatmaması lazım diyor kitaplarımız. Hangimiz bunu yapıyoruz? Ve Efendimizin sünnetine göre ya yatsı namazının abdestiyle yahut da ayrıca abdest alarak yatağa girdikten sonra yatmadan önce ellerini bitiştirmek suretiyle sağ eliyle sol elini bitiştirip şöyle elinin içine doğru Kul e'uzu sure-i celilelerini 3 defa okuyup avucuna üfleyip başından ayaklarına kadar vücudunu sıvazlayıp arkasından da ya Rabbi senin emrinle yatıyorum. Eğer ruhsat, kudret, fırsat verirsen sabah namazına kalkmak niyetiyle yatıyorum diye. Eğer gece teheccüd namazına kalkacaksa teheccüde niyet ederek. Teheccüd namazı biliyorsunuz gecenin belli bir saatinde kalkıp kılınır. Bütün dünya uyuyor orada. Peygamberimize teheccüd namazı farz idi. Ümmet-i Muhammed'e siz söyleyin, sünnettir. Peygamber'e farz, ümmet-i Muhammed'e sünnet, nafile bir ibadet. Kalkacaksa teheccüde kalkmak niyetiyle, değilse sabah namazına kalkmak niyetiyle bir kimse bu sünnete uygun şekilde yatmıyorsa, böyle bir yatağa giriş adabı, sünneti yoksa, Mevlana tabiriyle hayvanla insan arasında bir fark yoktur diyor. Çünkü uyumak için yatıyorsun ama uyumak hususunda hayvanlar da uyur, insanlar da uyur. Ama bir insanın, bir Müslümanın yatış şekli var. Bunun en mükemmelini, en mükemmel insan olan Hazreti Muhammed Mustafa bize göstermiş. Hangimiz buna uyuyoruz? Durumumuz iyi değil. Yani bir günlük hayatımızın hesabını veremedikten sonra 60 yıllık hayatımızın hesabını kusura bakmayın kimse veremez. Her akşam. İkincisi,